Yeni bir Youtube videosunda beraberiz sizinle birlikte. Ay inşallah sesim geliyordur. Bir dakika. Kim böyle otursam acaba rahatsız olur musunuz? Bakayım. Böyle daha böyle ciddiyetsizlik olmaz. Nasılsınız? Önce onu sormam lazım değil mi? Ay umarım iyisinizdir. E, havalar çok sıcak olduğunu biliyorum gerçekten. E, aşırı zor. E, bu videoda size şeyden bahsetmek istiyorum tarzımızı nasıl oluşturabiliriz? Kimliğimizi, tasarımcı kimliğimizi, sanatçı kimliğimizi nasıl oluşturabiliriz? Eee çizimlerimiz, çizim tarzı. Çünkü biliyorum ki benim kitlem, kitlemin içerisinde şey de olacak. Güzel sanatlara hazırlanan ve genelde o insanlar şey oluyor. Fark ediyorum böyle genelde anime çizimleri falan yapıyorlar. Ben hep öyle insanlara kaldım denk geldim. Arada şey, hani bana DM'den falan mesaj atıyorlar, abla onu nasıl yapacağız? Abla bunu nasıl yapacağız? diye. Ee, ben de hani o insanlara falan yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama video yaparsam, video hazırlarsam daha güzel olur diye düşündüm. Evet, şimdi size bu hayata tutunma insanlarımdan, yani en sevdiğim sanatçılardan, tasarımcılardan bahsedeceğim. Hem biraz onlardan konuşacağız, hem de işlerini size göstereceğim. E, İşlerin teknik olarak yorumlayacağız arkadaşlar, e, işte tarzlarını, oluş biçimlerini irdeleyeceğiz birlikte. Bunun sayesinde de e, eminim ki ilham alacaksınız. Böyle bazılarınızın yüreğinde fırtınalar kopacak çünkü bu bir sanatçı refleksidir. Yani birini gördüğünüz zaman e, eğer böyle mh, hani çok fazla böyle ben de yapmak istiyorum bunu diyorsanız veya sempati duyuyorsanız veya böyle içiniz kopuyorsa siz de e, bir şeyler yapacaksınız demektir. Bu yüzden olabildiğince e, insanların işlerini ve direkt bu işleri yapan insanlara e, insanlarla kontağa geçmemiz gerekiyor. Bağlantı kurmamız, temas etmemiz gerekiyor. Mesela en sevdiğim ilustratörlerden biri Selin Çınar benim. Tamam mı? E, ben Selin Çınar'ın işlerinde e, hep Selin Çınar'ın kendi yarattığı gezegeni ve o gezegenin sakinlerini görmüşümdür yani kendi karakterleri vardır senin Çınar'ın. Bu kadın hani kendi dünyasını yaratmış benim nezdimde. Bu karakterler de bana hep evrim öncesi çağlardaki böcekleri, işte yılanları, sinekleri, balıkları falan hatırlatıyor. Kendisinin röportajını dinlemiştim. Kendisi de zaten doğadaki canlılardan çok ilham aldığını söylemişti. İşte böcekler, kelebekler, tırtırlar, siz de bu röportajı dinlemek için Design Gast'ın Spotify podcast'ine gidebilirsiniz arkadaşlar. Bana inanılmaz ilham vermişti. Çünkü burada Selin Çınar e bir tasarımcının kendisini nasıl yarattığından bahsediyordu. Bağımsızlıktan söz, ed söz ediyordu. Çünkü kendisi de böyle birisi. Bir de kimseyle kendinizi kıyaslamayın diyordu. Yeter ki hani çizin ve başkasına bakmayın diyordu. yani benim aklımda en çok kalanlar bunlar aslında yani. E, nihayetinde ben böyle insanları çok seviyorum arkadaşlar. Yani ne kadar muazzam bir şey olduğunu farkında mısınız? Yani kendi ellerinden akan şu dünyaya bakın yani. hani zihin dünyası böyle teknikte buluşunca böyle fiziksel böyle bizim de görebileceğimiz illüstrasyonlar çıkmış ve şu anda biz bunun üzerine konuşuyoruz. Yani benim nezdimde en değerli şey bu mesela. Kendi zihin dünyanı temsil eden ve başka insanlara da gösterebildiğin çıktılar oluşturabilmek. İşte ben tamamen bunun için varım. Bu kadın da benim ilham kaynaklarından birisi. Resimlerindeki bu 90'lar ayrıntılarını da çok seviyorum ayrıca. ...nostaljik geliyor, indie geliyor bana. Hani teknik olarak inceleyecek olursak da... ...yani Selin Çınar'ın işlerini sanırım grafik olarak değerlendirebilirim. Hani grafik derken de aslında şöyle yani basitçe anlatıyorum... E, Gölgelendirmeler çok fazla yok. Çizgiler yani stroke olarak hatta bu çizgiler grafik dünyasında da net olarak hani stroke olarak geçebilir. Hani Illustrator'da e, puntosunu ayarlayabileceğimiz böyle düz vektör çizgiler var ya onlardan bahsediyorum. Renkler tek tonda, siyahlar yoğunlukta. Old school bir tarzı var. E, bunun sebebi de e, kalın siyah çizgilerin ve tek ton renklerin kullanılması kompozisyonları genelde kalabalık, böyle cümbüş gibi ben bu şekilde tabir ederdim sanırım. Tek karede çok fazla figür ve çok fazla hikaye var. Figürler stilize edilmiş. Stilize demek de arkadaşlar gerçek dünyamızda karşımıza çıkmayan oranlarda vücut uzuvları demek oluyor arkadaşlar. Hani hani flat illustration dediğimiz bir tür var ya, oradaki figürlerin genelde bedenleri çok büyük, kafaları çok küçük oluyor bunun gibi. Selin Çınar'ı ve işlerini görebileceğiniz tüm sosyal medya hesaplarını açıklama kısmına bırakıyorum. Bir de size söyleşiden bahsetmiştim. Onun da linkini aynı şekilde bırakıyorum. Bakın mutlaka dinleyin yani, çok güzel. Özellikle böyle depresif, kaybolmuş ilhamını kaybetmiş, motivasyonunu kaybetmiş, umutsuz bir ruh halindeyseniz net yani net dinlemeniz lazım. Bir der bahsetmek istediğim tasarımcı da Gökhan Tüfekçi. Mahlası da kara gözüktü kaptan. Ya mesela dakika bir gol bir arkadaşlar. Yani kendisini tanımlayan, kendisini temsil eden bir ismi var bu kişinin. Hani kendisini ifade eden bir nickname'i var. Hani buradan bile başlatabiliriz aslında her şeyi. Ama Bence anlatmak istediğimi anladınız. Bu kişi bir sokak sanatçısı. Bana işlerinden de önce arkadaşlar karakteri yani karakterinden dolayı da aslında işleri muazzam etkileyici geliyor. Bu adam, bak şimdi, en başından perdesiz, yani direkt bir insan. Hani kalbinden, ruhundan ne geçiyorsa onu direkt konuşan bir insan. Tabii kendisini bizzat tanımıyorum ama... E, kalkıp onu tanımaya giden insanlara verdiği cevaplardan anlayabiliyorum bunu. Mesela röportajında şunu okuduğumda var ya gebermiştim yani içim sızlamıştı bak şimdi demiş ki günümüzdeki siyasi baskı hayatta yer bulamama herhangi bir şey söyleyememe kendimi buraya ait hissetmeme ve kendine ait bir şey de bulamamaya başlamıştım bak başlarsın ağlamaya yani Başla, böyle o ağlarsın yani. Sonra şey demiş. Bu ilk mağaraya elini basan adamın hissiyle aynı aslında. Yaşıyorum, buradayım, her şeye inat. Renkli, renkli olmasına rağmen depresif bir şekilde kendimi inçlerime yansıtmaya başladım. Ya bu röportajı okumanız lazım net yani. İnanabiliyor musunuz ya bu cümleler nasıl kurarsın? Ebenizi sikeyim kalbimi kırdınız demiş. Benim de kalbimi kırdılar arkadaşlar ve harbiden ebenizi sikeyim. Ha yani gördünüz mü bak bu adam nasıl da toplumun aynısı olmuş görebiliyorsunuz değil mi? Hani çok cüretkar biri. Ben seviyorum aşırı seviyorum aşırı gerçek geliyor. E, takip edin, bakın, e, stalklayın. Hani kafanızın içinde düşünün tamam mı? Ben bu insanı hiç tanımadan sırf işlerine bakarak bir şeyler hissedebiliyorum. Tasarım dediğimiz, sanat dediğimiz şey budur zaten. Yani benim nezdimde tamamen bu. Ee, yaşamak için bir anlam ararız ya. Yani ondan dolayı. Bütün bu konuştuklarımız ondan dolayı. Şimdi yorumluyorum ya. Mesela başka başka yorumluyorum tamam mı? Ee, komik, sivri dilli bir tavrı var. Şimdi... Hayat çok pislik bir yer ya. Bu pislikte bir şekilde bir ilişki kurmak zorundasın ya. Hani iyi ya da kötü. Bu insan da hayatla böyle şakalaşır ve ona kızar bir biçimde e, bir iletişim kurmuş resimlerinde. Tamam mı? Yani hem arabesk, hem mınzır, hem böyle hem komik, hem acılı. Hani aynı hayat gibi yani. Kompozisyonları da Selin Çınar gibi kalabalık geliyor. Yani ben sanırım böyle şeyleri aşırı seviyorum. Aşırı beğeniyorum. Çok hikaye anlatıyor çünkü. Monami var bir de. Monami'yi konuşturuyor işlerinde. Yani bir de Monami'nin yarını sıra yani bunu kendi hikayelerini anlatmak için kullandığı bir temsili bir figür gibi. Ama onun haricinde yerel bir temsiliyet de var işlerinde. Toplumsal karakterler var mesela. Burada görebilirsiniz. Buradayım. Evet bir daha bahsetmek istedim. illüstratör de Sevda Kaçtı. Kendisi benim fakülteden hocam e, işlerini de kendisini de çok seviyorum çok değerli birisi Yaptığı illüstrasyonlar bir o kadar özgün. E, genellikle analog çalışıyor. Daha geleneksel malzemeler kullanıyor. işte kağıt gibi, kumaş gibi materyallerle çalışıyor. Ben en çok da yani aslında işlerindeki dokuyu seviyorum tamam mı? Yani kağıdın, boyanın, fırçanın dokusunu görebiliyorsunuz o işlere baktığımız zaman. Bir ruh var yani. E, bakın buradan ne anlatacağım size? Şimdi illa dijital çizim olmak zorunda değil tamam mı? Hani kendinizi ifade etmek için her türlü yüzeyi her zaman kullanabilirsiniz. Yani zaman ne olursa olsun her üslubu seçebilirsiniz. Bir de e, kolajvari bir üslubu da var Sevda Hoca'nın işlerinde. Bu bahsettiğim teknik detayların yanında ben kompozisyon örgüsüne çok duygusal buluyorum iç dünyayı seslenen soyut bir kompozisyon olduğunu düşünüyorum. Hani renklerin yerleşimine, şekillerin konumlandırılışına baktığımız zaman daha içgüdüsel bir yol çizilmiş gibi geliyor bana her zaman. Genel çıktıya baktığımız zaman da taklit edilemez bir görüntü karşılıyor bize. Bir de hani ben istemeden az önceki bahsettiğim tasarımcılarla beraber böyle teknik bakımdan grafik dedim ya veya hani ikiye ayırmış oldum yani daha resimsel, daha grafiksel gibi ama ee, Sevda Hoca'nın işlerini bu bakımdan grafik diyemeyiz gibi geliyor. Ama aslında üstü Polonya grafiğine çok benziyor. Yani bu gördüğünüz resimler direkt olarak bir kitap kapağı için e, veya e, bir afiş için kullanılabilir. Örnekler de daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Aslında biz bir şeyle çok net olarak budur diyemeyiz. Yani nihai sonuca da bakmamız gerekiyor tamam mı? Yani. Nihai sonuca bakmanız gerekiyor. Tasarımda, sanatta biraz da tahmin edilemezlik de vardır. Aslında bir tasarımcının, illüstratörün işlerini e, sınırları belli bir alana da, alana da çok hapsedemeyiz. Ama en nihayetinde benim bu videoda ulaşmak istediğim amaç kişinin kendi sanatını oluşturabilmesi ve yani çok fazla net tanımlar içerisinde sokmak değil. Yani bir eser aynı zamanda pek çok kavrama ve yapıya hizmet edebilir. Mesela şimdi size bir dövme sanatçısından bahsedeceğim. Tuğçe Türksoy benim Türk dövme sanatçısı olarak tanımlayabileceğim böyle en nadide kişilerden birisi. E, sanatın ustaca yaptığı çok çok aşikar. El sanatçılığı ortada zaten. E, deri üzerine resim işlemekten bahsediyoruz. Yani bu çok zor bir şey net ustalık isteyen bir şey. Çalışmaları da benim en sevdiğim dövme stili olan old school tarzda. Old school'u old school'u yapan o kalın çizgiler, derin gölgeler, canlı parlak renkler, işte denizci düğümlerinin yanı sıra çok modern anlatıları var ve güncel figürleri de bu kültürle harmanlayabilen bir sanatçı. Ya şu Eti Puf'a baksanıza mesela. Yani Old school tarzda hayal etsem böyle bir şey çıkar işte. Ya çim adam tasarım var mesela. Ya ya şaheser ya. Yani sanatçı böyle olurlar arkadaşlar. Hani hayran olmamak elde değil. Bu kadın eşine aşık birisi ve bunu çok net görebiliyorsunuz. Ya ben böyle insanlara görünce ee, böyle heyecandan çıldırıyorum ya gerçekten. Yani böyle buna buna sebep oluyor. Anlatabiliyor musunuz? Yani sanat dediğimiz şey, tasarım dediğimiz şey buna sebep oluyor. Alın size mesela Capri Sun. Tamam mı? <laughs> çok orijinal ya. Çok çok güzel. Hani yaptığı bazı figürler mesela bakın ben bu ifadeye de bitiyorum mesela. Bir şey hem sert mizaçlı hem de sevimli nasıl olabilir? Yani bu tavşan makas mesela ne kadar ya, çok güzel olmuş ve hem old school böyle hem de aşırı sevimli duruyor. Ya afacan yani afacan deriz değil mi biz bunu Türkçe'de? Yani Afacan diye de tanımlayabilirim ya ben galiba ama tabi kelimeler tanımlamaya yeterse yani çok az kalıyor çünkü yapılan şeyin karşısında size bu gösterdiğim kişilerin işlerine bakmaları doyamazsınız hepsinde de çok çalışma var arkadaşlar kendi kimliğinizi keşfetmek kendinizi işlerinizi temsil edebilmek için mutlak surette çok denemeniz, çok çalışmanız gerekiyor. Yani yaptığınız iş ne olursa olsun, hangi üslupta olursa olsun, neyi anlatıyorsa anlatsın mutlaka çok pratik edilmesi lazım. Yani siz ortaya çıkardıkça zamanla kafanızdaki o gelmek istediğiniz noktaya geleceksiniz. Bir de gelmek istediğiniz noktaya yaklaşmış veya hani bizzat gelmiş insanların işlerini incelemek de çok önemli bir şey olabildiğince göz hafızanıza kaydetmeniz lazım. Onlar da emin olun zihninizde harmanlanıyor zaten. Ha belki ilk etaplarda öykünme yaşayacaksınız ama bunu da taklit diye etiketlemeyin. İşe her zaman bakarak çizmeyle başlanır. Diyelim e, siz güzel sanatlara hazırlanıyorsunuz, tamam mı? Natürmort çizerek başlarsınız. Yani ilk gördüğünüzü çizmelisiniz ki sonradan kendi dünyanızı tasvir edebilin. Çünkü gördüğünüzü çizmek size hayal dünyanızdaki imgeleri çizerken güçlü bir repertuar sağlayacak. Evet bugünlük videomda size göstermek istediğim rol modelleri bu kadardı arkadaşlar. Elbette bahsetmediğim birçok ilham aldığım insanlar da var ama şimdilik bu kadar yer verebildim. Eğer yorumlamamı istediğiniz, sizin beğendiğiniz tasarımcılar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Üzerine konuşmak da insana çünkü çok fazla şey katıyor diye düşünüyorum. Ayrıca sizin de çalışmalarınız varsa yine üzerine konuşabiliriz. Çünkü ben 6 senedir bu sektörün içerisindeyim. Bundan dolayı da az çok söz hakkına sahip olduğumu düşünüyorum. Tabii ki bu yorumların büyük bir çoğunluğu benim kişisel düşüncelerim. Ben de uyandırdığı izlenimlerden de bahsettim çünkü yani. Eminim siz başka başka izlenimlere kapılmış olabilirsiniz burada çalışmaları gösterirken. Sonuçta en basit tabirle bunlar yani renkler ve renkler konusu. Bu arada böyle bir içerikle düzenli olarak çekmek istiyorum. Yani ilerleyen zamanlarda başka ilham aldığım tasarımcılar da bahsediyor olacağım. Kanalımı biraz daha zenginleştirmek istiyorum. yani e, sizi böyle insanlarla buluşturmaktan ben aşırı keyif aldım. Çok mutlu oldum çünkü bence her sanatçı anlattıklarının görülmesini duyulmasını ister. Yani bir şekilde bizi veya bizim de gördüklerimizi anlatıyor işlerinde insanlar. Onun da bir sözü var, bir fikri var ve e, bunu anlatmak için ömrünü vermiş tamam mı? Kendi anlamı, anlatımını bulmak da kolay bir iş değil. E, çünkü işin içine nasıl bilinmek istediğinde giriyor ve bu başlı başına bir sorgulama. Hani kendin ve kendin dışındaki bir sorgulama bu. Çünkü dünyamız, yalnızlığımız yani benliğimiz ve diğerlerinin toplamıdır. Ee, ve anlamlandırmaya bizzat kendimiz de dahiliz. O yüzden sorgulanacak şeyler de çok fazla. Evet, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanıla kanala <laughs> abone değilseniz abone olmayı unutmayın eklemek istediğiniz e, sormak istediğiniz şeyler varsa da yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar e, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın